Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. LGS denememizin çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Olasılık ve veri analizi konusunu işlemiş olduğumuz için onlara daha çok ağırlık vermiştik bu denemede. Şimdi bakın göreceksiniz ne kadar basit olduklarını. Gözümüzle bile soruyu çözebileceğiz. O kadar yani. Hastane bu bebeklerden birinci soruyla başlayalım. Hastane bu bebeklerden kurayla belirlenen bir tanesinin eğitim masraflarını karşılayacaktır diyor. Eğitim masrafları karşılanacak bebeğin kız olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Kaç tane bebek var? Burada benim bu aslında deneyimdir. Bakıyorum. 4, 6 daha 10, 4 daha 14. 5 daha 19, 5 daha 24. Peki bunlardan kaç tanesi kız? 3, 1 daha 4, 5, 8, 10 tanesi kızmış. Bunu da sadeleştirdiğimizde 5 bölü 12'ye ulaşıyoruz. Hemen yan taraftaki soruyu da çözelim ekran görünüyorken. Buna göre hangi yılda internet erişim sayısı bilgisayar kullanım sayısından fazladır? İnternet erişim sayısı bakın ne? Mavi. Geçtiği yer bir tek burası var. O da nedir? 2015. Dediğim gibi gözümüzde çözeceğimiz sorular var. Yukarıdaki çark döndürüldüğünde okun gösterdiği sayının hem 2 hem de 3'e bölünme olasılığı nedir? Yani hem 2 hem de 3'e bölünüyorsa bir sayı demek ki 6'ya bölünüyor demek istiyor. Şimdi bakın 24 6'ya bölünür. 18 6'ya bölünür. 12 6'ya bölünür. Başka da bölünen var mıdır? Yoktur. Toplamda 8 tane sayımız vardır çarkın üzerinde. Ama bunların yalnızca 3 tanesi 6'ya bölündüğü için 3 bölü 8. Bakın yine burada ikiz asal sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sınıfta bir kere bir arkadaşınız sormuştu hocam bunlar gerçek mi diye. Gördüğünüz gibi gerçekmiş. Aralarındaki fark 2 olan asal sayılara ikiz asallar deniyormuş. Bakın 3 ve 5, 11 ve 13 mesela. Şimdi bir kere 48'den asal sayı elde etmemiz gerekiyor. Ve bunların aralarındaki farkın 2 olması gerekiyor. Aralarındaki farkın 2 olabilmesi için önce 2'ye bölüp bir bakıyorum. Şimdi 24'e 24 alamam, değil mi? Ben bunların aralarındaki farkı 2 yapmak istiyorsam birini 23, birini de 25 yapmalıyım. Küçültmeliyim. Başka türlü aralarında iki fark olan ve toplamında 48 olan bir sayı elde edemezsiniz arkadaşlar. Peki 23 ile 25 asal sayı mıdır? Hayır, 25 asal sayı değildir. Gitti. 52'den de yine 26'ya 26 olarak parçaladınız. Bunların arasındaki farkı 2 yapmak istiyorsanız birini 1 küçültürsünüz, diğerini 1 büyütürsünüz. Yani bu ne olur? 25 ve 24. Aralarındaki fark 2'dir. Toplamları da 52'dir. Ancak eksik olan pardon. İkisini birden küçülttük. 25, bunu 27 yapmamız gerekiyordu. Pardon. Evet, şunu 27 yapmamız gerekiyordu. Aralarındaki fark 2 ama ikisi de asal değil. Bu da gitti. 56'dan yine aynı şekilde 28'e 28 elde edersiniz. Bunların aralarındaki farkı 2 yapmak istiyorsanız birini 1 küçültmeniz gerekir. 27 diğerinde 1 büyütmeniz gerekir. 29 aralarındaki fark 2'dir ama asal değildir 27. 60 30'a 30 diye parçalarsınız, ayırırsınız. Aralarındaki farkı 2 yapmak istiyorsanız 30'u 29 yaptınız. Diğer 30'u 31 yaptınız. İkisi de asaldır ve aralarındaki fark 2'dir diyoruz. Geçtik. Yukarıdaki elma kasasında bulunan elmaların %5'i çürüktür. %5'i çürüktür. Kasada 190 tane sağlam elma vardır. %5'i çürükse kasadaki elmaların tamamını ben %100 olarak betimlerim. O zaman %95'i sağlamdır. Ve bunlar kaç tane elmaymış? 190 tane elmaymış. 190 elma. Şimdi arkadaşlar 190 95'in 2 katı. Demek ki her %1'lik dilim 2 tane elmaya karşılık geliyormuş. 2 elmaya karşılık geliyormuş. Yani %5'i çürükse %5 elma. Her 1 derece 2 elmaya karşılık geliyorsa 10 elmaya karşılık gelir. 10 elma çürükmüş. Son durumda
Hayır, şurayı okumadık. Pazardan bir kasa elma alan Ahmet Bey bazı elmaları çürük olduğu için kasadan çıkartıyor ve yerine sağlam elmalar koyuyor diyor. Son durumda kasadan rastgele bir elma alan Ahmet Bey'in elmaların çürük olma olasılığı 3 bölü 100'dür. Kasada toplamda kaç elmamız var bizim? 190 sağlam, 10 tane çürük vardı. 200. Peki 200 bir şey bölü 200'ün 3 bölü 100'e eşit olması gerek için şu soru işaretinin ne olması gerekir? Bakın aralarındaki 2 kat fark var. 6 olması gerekir. Çürük olma olasılığı 10 bölü 200 iken 6 bölü 200 olmuş. Demek ki kaç çürük elmayı sağlam elma ile değiştirmiş? 4 tane çürük elmayı alıp sağlam elma ile değiştirmiş diyoruz. Hemen yan taraftaki soruya bakıverelim. Aşağıdaki grafik aynı iş yerinde çalışan 4 kişinin her birine ait saatin iş yerinin saatine her birine ait saatin iş yerinin saatine göre kaç dakika ileriye de geri olduğunu göstermektedir. Örneğin Buran saati iş yerinin saatine göre 7 dakika ileridedir. Artı diyor ya, artı ileri demek. İleri, eksi dediği de geri demek. Şimdi Cem'in saatine göre 11.45'te başlayan öğle yemeği. Cem'in saati geri değil mi 3 dakika? Cem'in saati geri ise demek ki aslında iş yerinin saatine göre yemek 11.48'de başlamış. Ayşe'nin saatine göre 12.38'de bitmiştir. Ayşe'nin saati de ileri. O zaman bu kaçta biter? 12.38, 12.33'te mi biter? Evet. Şimdi öğle yemeği arası kaç dakikadır diyor. 48'den 60'a kadar 12 var. 33 ile toplarsanız 45 dakika olduğunu bulursunuz. 60'a giderken yani 1 saat 60 dakika ya, 12'ye tamamlamaya çalıştım şurayı. 12'ye kadar, saat 12'ye kadar 12 dakika var. Şu 12 oradan geldi. 33 dakikada 12'den sonra var. O yüzden 45 dakika oldu. Bakalım. Yukarıda bir aya ait günlük hava durumunun dağılımı verilmiştir. Bu ayın bir gününde tatil yapmış olan Bora'nın tatil yaptığı günde havanın çok bulutlu olmuş olma olasılığı. Seni gidi Bora'nın seni. Bu havada tatil yapıyorsun demek. Kaç gün var? Bakın 30 gün var toplamda. Bulutlu günlerin sayısı kaç tane? 6 tane. Demek ki 1 bölü 5'miş. Şimdi yandaki soruya bakacak olursak yerden yüksekliği 3 kök 2'ymiş bir bardağın. Yani şu ara 3 kök 2'ymiş. Ama tamamı kök 162'ymiş. Şimdi bak kök 162'yi ben parçalıyorum. 81 oldu. 81 de zaten ne? 9'un karesi değil mi? 27, 3, 9, 3, 3. 3, 1. Bakın şunlardan bir tane 3, bunlardan bir tane 3. Bu içeride kalacak. Demek ki kök 162 dediği şey 9 kök 2'ymiş. Burada kaç tane bardak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bakın bu 3 kök 2 bu bardağın boyunu alıyor mecburen. O zaman diyorum ki 9 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkartayım. Diğer iç içe geçmiş ve bir kısmı görünen, bir kısmı yüksekliğe dahil olan bardakların ne kadar acaba görünüyor diye. 9 kök 2 eksi 3 kök 2, 6 kök 2. Yukarıda alttaki bardak hariç zaten 6 tane bardak var. O zaman her bir bardağın 6 kök 2 bölü 6'dan ne olur? Kök 2. Demek ki bir bardağın şöyle göründüğü kısım kök 2'ymiş. Şimdi burada diyor ki 10 bardağın yerden yüksekliği. 10 bardağın yerden yüksekliği 9 tanesini kök 2 olarak alırız. Bir tanesi şu alttaki 3 kök 2 oluyor çünkü onun tamamı görünüyor ya. 9 kök 2 artı 3 kök 2'den de 12 kök 2 oldu. Şimdi burada da hangi boyalı bölgenin seçilme olasılığı en fazladır? Bakın burada 4 tane eşit bölge var. 2 tanesi boyalı. Burada 8 tane eşit bölge var. 3 tanesi boyalı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölge var. Üçgende 4 tanesi boyalı. Burada 3, 4, 12 tane bölge var. Kaç tanesi boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanesi boyalı.
4 bölü 6 kesir diğerlerinden daha büyük olduğu için şekil 3. Şimdi birazcık yukarıya çıkalım. M harfinin uzunluğunun bir kısmı verilmiştir. M harfini yazmak için kullanılan çubuğun boyu hangi tam sayıya en yakındır diye soruyor. Şimdi bakın şuralar nedir? 4. Burada 4. 4, 4. 8. Burada 2 kök 5 var. Burada da 2 kök 5 var. 2 kök 5 artı 2 kök 5 nedir? 4 kök 5. Şimdi ben gidip de buraya 4 kök 5'i böyle ekleyerek bunu toplayamam tabii ki de. Öyle bir hayalimiz vardı, unuttuk onu. Çünkü gerçek değerini hesaplamam lazım. Şimdi 4 kök 5 hangi tam sayılar arasında? Bunu bulabilmek için önce 4'ü içeriye atacağım. 4'ü de içeriye karesini alarak atıyorum. 16 çarpı 5 ne oldu? Karekök 80 oldu. Karekök 80 9'a çok yakın bir sayı değil mi? Yani çünkü karekök 81 9'un 9 olmuş oluyor. 81 9'un karekökü olduğu için. Ben bunu 9 kabul edeyim ama tam 9 olmasın. Şurası 8'di. 4 kök 5'i de ben yaklaşık 9 olarak kabul edersem burası ne olur? 17 olur. Ama tam 9 olmadığı için 17'ye çok yakın bir sayı olur. Şimdi burada bakın 1, 1, 2 ayrı bütünüm var. Bir de yüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orada da 30, 2 virgül yüzde 36. 2 tam. Şu neydi? Birler basamağı. Birler basamağını ben onun hangi kuvveti şeklinde gösteriyordum? 10 üzeri 0. 2 çarpı 10 üzeri 0. Sonra da onun kuvvetlerini birer birer azaltarak, eksilterek gidiyordum. 2 çarpı 10 üzeri 0. 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu da nerede var? Adana'da var. Yandakine bakalım. Kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi ilk 20 dakikada 30 metreküp su birikmiştir. Bak, ilk 20 dakika dediği yer şurası. Bakıyorum 30 metreküp. Evet, şuraya kadar 30 metreküp su birikmiştir. Burada 15 ile 20 arasında durmuş olması beni ilgilendirmiyor. Ben sonuçta 20 dakikada, sonuçta en son durumda 20 dakikada biriken su miktarına bakıyorum. Yağmur 25 dakika yağmıştır diyor. Valla olabilir yani şimdi 30 dakika su birikmiş gibi görünüyor. 5 dakika durduysa bu 25 dakika yağmış olabilir. Ya da toprağın emilimi ile alakalı birikme miktarında azalma da olabilir. Yani bu kadar da yorumu da coğrafyacı değilim yapmayın. Yani sonuçta olabilir. Kesinlikle yanlıştır diyor. Tam yani yanlıştır doğrudur. Hani kesinlikle bir yargıya varamam. Doğru olabilir. O yüzden bu dursun. 18. dakikadan önce biriken su miktarı. 18. dakikadan önce biriken su miktarı. Bak şuraya kadar değil mi? Yani 30. 30 birikmiş. 18. dakikadan sonra biriken su miktarının 3 bölü 2 katıdır. 18. dakikadan sonra ne kadar birikmiş? Bak şuraya kadar. 30'dan 50'ye çıkmış. Yani 20 birikmiş. Diyor ki 30 20'nin 3 bölü 2 katıdır. 30 20'nin 3 bölü 2 katıysa eğer 20'yi 3 bölü 2 ile çarptığımızda 30'u bulmamız gerekiyor. Bakın bunlar sadeleşti. Evet, doğru bulduk. Toplam 100 metreküp su birikmiş. Ne alaka? Bak 30 dakika sonucunda burada en fazla 50'ye kadar çıkabilmiş grafikte. Yanlış bu. Ha, burada da şimdi sayı doğrusunda E ve F noktaları gösterilecektir. E noktası D noktasından kök 40 birim. Bu da kök 3 birim. Önce bir bunları bulalım ya. Ne bunlar? Kök 40 birim. Hangi tam kare sayılar arasında? Bak kök 36 ile kök 49 arasında. Yani doğal olarak bu 6 ile 7 arasında. Peki kök 3, kök 1 ile kök 4 arasında. Yani 1 ile 2 arasında bak. Sağa doğru gitmeyin. Sağa doğru çok büyük oluyor. O zaman bu noktaların dışından çıkıyorsun. Sola doğru gidin. Terse doğru. E noktası D noktasından 6 ile 7 birim arasında bir uzaklık olan kök 40 birim uzaklık demiş. E noktası D noktasından. D noktasından bakın. 7 birim uzaklıkta olsaydı şuradaki 2'ye gelirdi. 6 birim uzaklıkta olsa 3'e gelirdi. 2 ile pardon, 6 ile 7 arasında olduğu için 2 ile 3 arasındaymış demek ki D noktası. F noktası A noktasından kök 3 birim uzaklıktaymış. Şimdi siz yine sola doğru giderseniz A noktası,
F noktası için A noktasından çok uzaklaşırsınız. Noktalar arasında gelemez. Bakın bu iki nokta için ortak bir şey bulmamız gerekiyor. O yüzden bunları birbirine yaklaştırmak için A noktası, F noktasını seçerken de A noktasının sağına doğru gitmeye çalışın. Kök 3 birim uzaklığa ne demiştik biz? 1 ile 2 arasında demiştik. Şimdi bakın 2 olsa A'nın sağına doğru gittiğimizde 3 birim olur. 3'e gelir. 1 olsa 2'ye gelir ama ikisinin arasında 1 ile 2 demek ki 2 ile 3 arasında. Yani ikisi de 2 ile 3 arasında. Yani ikisi de A ile B noktaları arasında. Şimdi burada hangisi 16. soruya geçtim. Aşağıda verilen düzgün beşgenin içindeki sayının asal çarpanları K'dan başlayıp ok yönünde küçükten büyüğe yazılıyor diyor. Hangisi olabilir? Şimdi bakın buraya ne yazmış? İşte 2'den başlamış. 2, 2, 2, 5, 5 yazmış. Sırasıyla hepsini yazmış. 200 olabilir demiş. 80 için aynı şeyi deneyelim. Bakın 80 16 çarpı 5'tir. Bu da nedir? 2 üzeri 4 çarpı 5. 2, 2, 2, 2. 4 tane 2 yazdım. Bir tane 5. Tamam, 80 olabiliyor. 120 için de aynı şeyi yapalım. 62, 32, 15, 3, 5, 5. 3 tane 2. Bak. 2, 2, 2, 3, 5. Bunu da yazdım. Oldu. Şimdi buradaki rakamları bir sileyim. Tamam. 180 olabiliyor mu peki? 180'i de bir ayıralım. 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. Bakın 2 zaten var. Bir tane daha 2, sonra bir tane 3, sonra bir tane daha 3, sonra 5. 180 de oldu. 240 neden olmuyor acaba? 240'ı da bir ayıralım. 120, 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1. Bak. 2, 2, 2, 2, hoppa. 3'ü yazamadan 5'e geçtik. O yüzden olmuyor bu. Güneşin bilimsel gösteriminde Güneşin çekirdeğinin bak şimdi bunu şunu ben 165 çarpı 1 2 3 4 5 olarak yazabilir miyim? 10 üzeri 5 sıfırları 10 üzeri 5 olarak gösterdim. Ama bu bilimsel gösterim değil. Bunu bilimsel gösterim haline getirebilmek için 1,65 şeklinde yazmam lazım. Ben ne yaptım? Gövdemi küçülttüm. O zaman kuyruğumu 2 basamak büyüteceğim. 1,65 çarpı 10 üzeri 7. Oba, güzel soru. Şimdi bakın burada hepsini metre cinsinden istiyor ya. Şu 1,2 metre kalsın. Şimdi bizim dönüşüm yapmamız gerekiyor. 8 desimetre 0,8 metredir. 48 santimetre 0,48 metredir. 14 milimetre de 0,014 milimetredir. Şimdi bunları topladığımızda şöyle 1,2, 0,8, 0,48 toplama yaparken virgüllerin alt alta gelmesine dikkat ediyorum. Ha, bunu unutmayın. 0,014. Bunu da topladım. 4 9 4 bu da 2 oldu. 2,494 oldu. Bu da nedir? Şu 2 çarpı 10 üzeri 0 bir kere 10 üzeri 1 ile başlayanlar gitti. Bir de 4 ile. 2 çarpı 10 üzeri 0 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 eksi 2 olan da gitti. 0'dan sonra eksi 1'i atlayamazsın çünkü. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani Bursa. 15. soruya geldik. Hangisi yanlıştır? Almanca ve Rusça bilen kadın sayısı birbirine eşittir. Bakın kadınlar kırmızı. Almanca bilen kadın sayısı kaç tane? 12 tane. Rusça bilen kadın sayısı kaç tane? O da 12 tane eşittir diyor. Doğru. Rusça bilen toplam kişi sayısı 16'dır. Rusça bilen erkekler 4, kadınlar 12, topladık 16. Doğru. Gruptaki kişi sayısı 84'tür. Bakın
8 burada var. 10 burada var. 18. 6 daha 24. 14 daha 28, 38. 12 daha 40, 50. 16 daha 66. 66 4 daha 70. 12 daha 82, 84 diyor. Bu hop gitti. Çince bilen erkek sayısı, Çince bilen erkek sayısı 6 kişi. İngilizce bilen kadın sayısından 2 eksiktir. İngilizce bilen kadın sayısı 8. Evet, 2 eksik. Doğru. Şimdi buraya bakacağız. 18. soruya. Yukarıdaki tabloda dağların üzerindeki 3 noktanın deniz seviyesinden yükseklikleri metre cinsinden verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? En yüksekte olan nokta 1'dir. Önce bakın şunu bir halletmem lazım. İkinci öncülde olan var ya, 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2. Şunu da şuradaki 2 ile 5'i 10 elde edecek şekilde halledeyim. Şöyle parçalayayım ben. 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3. Bir dakika. Dur. Yan yana yazmadık onları. Şimdi karışmasın. 2 üzeri 5'i ben 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 olarak parçalayabilirim. Sonra çarpı 5 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2. Bakın şunların tabanları farklı ama üstleri aynı. Tabanlar farklı, üstleri aynı olduğunda tabanları çarpıp üstü aynen yazabiliyordum. 10 üzeri 3 oldu. Çarpı 10 üzeri 2 oldu. Çarpı 2 üzeri 2 de nedir? 4'tür. 4 çarpı 10 üzeri 5 oldu. Yani şurada aslında 4 çarpı 10 üzeri 5 yazıyormuş. Burada zaten 10 üzeri 6 yazıyor. Şimdi bu ne peki? 10 üzeri 3 bölü 10 üzeri eksi 5. Bölmede ne yapıyordum? Tabanlarım aynıysa tabanımı aynen yazıyordum. Payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyordum. 3 eksi eksi 5 de 3 artı 5 olduğundan ne olur? O da 8 olur. 10 üzeri 8. Demek ki üçüncüsü de 10 üzeri 8'miş. En yüksekte olan nokta 1'dir diyor. Hayır, en yüksek olan 10 üzeri 8. Bu gitti. Noktaların hepsi aynı yüksekliktedir diyor. Gitti. Sıcaklığın rakımla ters orantılı olduğu düşünürse, yani yükseklik arttıkça sıcaklık azalıyormuş. Onu demeye çalışıyor. En yüksek sıcaklık 3. noktadadır. En yüksek sıcaklıkta olması için en alçak yerde olması gerekiyor. Hayır, aksine bakın 10 üzeri 8 en yüksek yerde. En alçakta olan nokta 2. noktadır. Doğru. Çünkü bakın 4 çarpı 10 üzeri 5 10 üzeri 6'dan küçüktür. Dolayısıyla en alçakta olan nokta 2. noktadır. Bu 1 ile 2'yi nasıl kıyasladım biliyor musunuz? 10 üzeri 6'yı ben şöyle yazabilir miyim? 10 çarpı 10 üzeri 5. İkinci de 4 çarpı 10 üzeri 5'ti ya. Bakın 10 üzeri 5'i 4 ile mi daha 4 ile mi çarparsanız daha büyük olur? 10 ile mi çarparsanız daha büyük olur? Tabii ki de 10 ile çarparsanız daha büyük olur. O yüzden 10 üzeri 6 ondan daha büyüktür. Şimdi bilimsel gösterim. Şunu bir yazalım. Diğer tarafa 0 virgül 0 0 0 0 kaç tane sıfır var orada ya? 4 tane 47 çarpı kuyruğu yok ya, kuyruk ekledim. 10 üzeri 0. Bilimsel gösterimi olması için 4,7 olması gerekiyor, değil mi? Bakın ben ikinci duruma gelirken gövdemi büyüttüm. Dolayısıyla kuyruğumu küçültmem gerekiyor. Peki kaç basamak değiştirmişim? Şuraya gelmesini istiyormuşum virgülüm. 1 2 3 4 5. Gövdemi büyüttüğüm için kuyruğumu 5 basamak küçülttüğümde eksi 5 oldu. Yani x neymiş? 4,7'ymiş. N neymiş? Eksi 5'miş. Peki şu sayının bilimsel gösterimi. Yine kuyruğum yok. Ekliyorum. Bilimsel gösterim olması için 3 olması gerekiyor. Bakın gövdemi ne yaptım ben? Büyüttüm. O zaman kuyruğumu yine küçültmem gerekiyor. Virgülüm aslında nerede? Burada. Buraya gelmesi için 1, 2 basamak değiştirmem gerekiyormuş. Gövdemi büyütmüştüm. O yüzden kuyruğumu küçültmem gerekiyordu. 2 basamak küçültürsem eksi 2 oldu. Yani y neymiş? 3'müş. M neymiş? Eksi 2'ymiş. X büyük y diyor. X 4,7 idi. Y 3'tü. Doğru. M büyük ne diyor? Eksi 2 eksi 5'ten büyüktür. Doğru. X bir doğal sayıdır. Yanlış, doğal sayı değil. Bu rasyonel sayıdır. Yahu ondalık bir kere bakın. Rasyonel derken şunu demek istiyorum. 47 virgül 10'dur ya, o yüzden.
N küçük 0 diyor. Eksi olduğu için küçük. Evet, doğru. Bakın. Şekildeki terazinin dengede olması için boş kefeye aşağıdakilerden hangisi konulamaz? 2 tane karekök 108 kilogram. Önce şunu bir parçalamamız gerekiyor ki 432 nedir? Önce bir bunu bulmamız gerekiyor. 432'yi bölelim bakalım. 2'ye 216. 2'ye böldük 108. 2'ye böldük 54. 2'ye böldük 27. 3'e böldük 9. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Yani şunlardan 2 bir tane, bunlardan bir tane. Ne oldu? 12 kök 3 oldu. 12 kök 3 elde etmem gerekiyormuş. Karekök 108 de arkadaşlar şudur. 36 çarpı 3'tür. 36 dediğimde benim 6 olarak dışarıya çıkar. 6 karekök 3. Peki bunu 2 ile çarparsanız ne olur? 2 çarpı 6 karekök 3. Karekökün dışındakileri kendi arasında çarpabiliyordum. Ne oldu? 12 karekök 3. Bu konulabiliyormuş. Peki karekök 12 dediğimiz şey nedir? 4 çarpı 3. 4 neyin karesidir? 2 kök 3. Peki 6 çarpı 2 kök 3 12 kök 3 olur mu? Olur. Peki karekök 48 dediğimiz şey nedir? 16 çarpı 3. 16 4'ün karesidir. Dışarıya 4 kök 3 olarak çıkar. 3 çarpı 4 karekök 3 de 12 karekök 3 olur. Bu da oldu. 11 karekök 3. 11 tane karekök 3. 11 karekök 3 yapar. 12 karekök 3 değil. O yüzden bu olmaz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.